Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte malzemelerimi sayayım. İrmik helvası yapmayı planladım. Birlikte yapalım istedim. Öncelikle sorayım, nasılsınız? İyi misiniz bu arada? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Evet arkadaşlarım, kısaca şöyle hızlandırıyorum. Çay bardağıyla yarım bardaktan biraz fazla bir sıvı yağımız var. Şöyle. Bir kaşık, tam biraz fazla. İster tereyağı, ister margarin, nasıl arzu ederseniz. Evet. Bunu ilave ediyoruz. Bu şekilde. Hemen ocağımızın altında evet arkadaşlarım. Bir bardak irmiğim var. İrmik bir bardak. Ben onunla birlikte yapıyorum irmiği. Şu kadar da bir un. Bu 2 yemek kaşığından tepeleme un. Biraz tarçın kullanacağım kavururken. Sonrasında sütle tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde yağımızı eritiyoruz. Az malzemeyle güzel bir tatlı elde ediyoruz. Biz seviyoruz, güzel oluyor. Bu şekilde aynı meyanda unumuzu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet. Onun da ilave edildi. Şöyle bir bu şekilde. Biraz unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Hızlıdan. Unu kavururken arkadaşlar ben tarçın ilave ediyorum. Bilmiyorum, sevmeyen varsa aranızda ilave etmeyebilirsiniz. Ama gayet hoş oluyor. Kokusu ve lezzeti. Yanlış bilgi de vermeyeyim ama böyle şekerli tatlılarda tarçın kullandığımız zaman kana karışmasını engelliyormuş. Hani geç karışıyormuş. O güzel bir bilgi. Bilmiyorum artık. O şekilde. Evet. Çıktı böyle. Evet, tarçın. Birazcık tarçın kullanacağım. Toz tarçın. Şöyle dediğim gibi. Evet, şu an irmiğimi ilave ediyorum. Evet arkadaşlar. İrmiğim hazır. Şöyle bir kavuralım. Şekerimi yakınıma getireyim, unutmayayım. Bir bardak şekerimiz var arkadaşlar. Şöyle. Sonrasında da süt ilave edeceğiz. Evet. Gayet güzel kokmaya başladı yine. Evet arkadaşlar. Bu akşamki tatlımız da irmik olsun dedik. Pratik bir tatlı. Malzemesi az. Hazırlaması çok kolay. Umarım herkes evlerinde yapıyordur, biliyorum. Ama herkesin de yapma şekli farklı diye düşünüyorum tabii, bilmiyorum. Böyle benim gibi un ilave edip yapan arkadaşlarımız var mı bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız.
değişik tarifleriniz varsa yorumlara yazarsanız ben de uygularım arkadaşlar. Paylaşın benimle. Oh, mis gibi koktu daha şimdiden. Evet arkadaşlar. Böyle. Görebiliyor musunuz tavamı? Göremiyorsunuz galiba. Ben şöyle mi? Hı-hı. Daha başladı rengi anca dönmeye. Gayet ben son halinde sizlerle göstereceğim yine. Arkadaşlar. Canları. Bu şekilde kavuruyoruz ermeğimizi. Oh, mis mis, Allah bereketini koysun içine. Gayet de güzel koktu. Mis gibi kokular sardı ortalığı. Hemen şöyle. Evet arkadaşlarım. Gayet nefis bir görüntü almaya başladı. Evet arkadaşlar. Şimdi şekerini ilave edeceğim. Bu meyanda biraz da şekerle çevireceğim. Kavurmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Aynı ölçüde şeker ilave ediyorum. Artık tat oranı siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben birebir yaptım. Gayet güzel oluyor. Tatlı oluyor. Bu şekilde. Azaltabilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. O sizin damak tadınızla alakalı. Evet arkadaşlarım. Oh, mis mis. Artık karamelize oldu. Ne yapıyoruz? Sütümüzü ilave ediyoruz arkadaşlar. Sütümüzü boşalttık. Aynı şekilde sütümüzü ilave ettim. Evet arkadaşlar. Sütümü de ilave ettikten sonra böyle göz göz olmaya başladı. Şu şekilde gözenekler oluşmaya başladı. Çekiyor sütünü. Şimdi tam bir kıvam alacak arkadaşlarım. Böyle.
Gelebilir miyim? Hazır arkadaşlar. Altını kapatabiliriz. Çekti. Gayet de güzel dönüyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tavsiye ediyorum. Deneyebilirsiniz. Bu kadar kolay hazırlanan bir irmik tatlımızı oluşturduk arkadaşlar birlikte. Evet, ocağımın altını kapatıyorum. Evet arkadaşlarım. Şimdi bunun beklemesi gerekiyor bir 5-10 dakika ama sizler için tabağı alacağım. Birlikte bakacağız kıvamına. Evet canlarım. Biraz soğuması gerekir. Sıcak sevenler de var. O şekilde de lezzetli oluyor. Arkadaşlar, siz üzerine fındık vesaire ne arzu ediyorsanız, neyi seviyorsanız onu uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben üzerine şöyle biraz Hindistan cevizi serpmek istiyorum. Çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlarım. Şimdi sizlere şöyle bir son halini göstereyim. Tavadan aldım. Arkadaşlar, şöyle tabağıma şöyle bırakıyorum. Arkadaşlar, bu şekilde servis yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Tavsiye ediyorum. Deneyin arkadaşlar. Gayet güzel oluyor. Lezzeti yerinde, kıvamı yerinde. Şöyle şu şekilde. Afiyet olsun arkadaşlar. Dumanı da üzerinde. Ben sizlere İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın inşallah. Mutlu akşamlar diliyorum arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Videomu izlemeyi, beğen yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın inşallah. Hayırlı akşamlar.